Selamet abi. Bu çalışıyor değil mi? Yanıyor abi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Biz burada her ay siyaset gündemine dair programlar yapıyoruz. İşte bu ayki konuğumuz Melih Altunok. Kendisini hem medyadan hem sosyal medyadan tanıyorsunuz. Ayrıca bir tanıtma yapmama gerek var mı bilmiyorum. Nefes nefeseyim, kusura bakmayın. İçeride biz spor yaptık herhalde biraz. Allah korkunç. Geçen ayki toplantımızda belki katılanlar vardır, bilmiyorum. Şöyle bir değerlendirme yapmıştık referandumdan hemen önce. Referandumdan hayır çıkması durumunda karşımızda yönetilemez bir ülke bulacağız. Yani böyle bir kanaat oluşmuştu. Tabii evet çıkması bu görüşü bir parça teyit ediyor. Şöyle, İşte piyasalar denir genellikle, işte bu para piyasaları, işte ekonominin döndüğü alanlar. Buralarda 16 Nisan'dan sonra görülebilir bir rahatlama oluştu. Mesela Türkiye'ye yönelik üst üste yabancı kuruluşların, özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları var. İşte Türkiye güvenilmez bir ülke, yatırım yapılamaz bir ülke. Bu kararların çok büyük sarsıntılara yol açması beklenir ama bütün bunlar olmadı. Hatta bu değerlendirmeyi yapan kuruluşlardan peş peşe övücü bir takım cümleler gelmeye başladı. İşte doların fırlaması bekleniyordu. Dolar işte bugün neredeyse işte son bir yılın, son altı ayın en düşük noktasında. Yani kısaca şu, evet çıkması siyaseten ortamı rahatlattığı gibi piyasalarda da bir rahatlamaya, bir genişlemeye sebep oldu. Yani bu kararın doğru olduğunu sınayabileceğimiz, sağlayabileceğimiz alanlar bunlar. Tabii bir de şöyle bir değerlendirme ortaya çıkmıştı. Her iki sonuçta da Türkiye'de çok şey değişecekti, siyaset değişecekti. Özellikle evet çıkması siyaseti müsbet yönde değiştirecekti. Siyasi partiler değişecek, siyaset etme biçimi değişecek, siyaset alışkanlıklar değişecek. İşte bugünlerde hepimiz medyayı izliyoruz. Siyasi partilerdeki işte değişimleri, tartışmaları, Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 yıl var. Aday arama yarışlarını, çalışmalarını izliyoruz hepimiz. Yani bir telaş bazı partilerde bu çalışmalar özellikle telaşlı bir şekilde yapılıyor. Bugün referandumdan sonra Türkiye ne yönde değişecek, siyaset ne yönde değişecek? Bunun tabii iki cephesi var. Birincisi AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cephesi. İkincisi muhalefet partileri cephesi. Melih Altunok'tan bu meseleyi hem AK Parti açısından hem de muhalefet partiler açısından, özellikle CHP açısından ele almasını, bu yönde bir değerlendirme yapmasını rica edeceğim. Evet kararı siyaseti ne yönde, hangi oranda, hangi şiddetle değiştirecek, belirleyecek? Senden bunun yorumunu alalım Melih. Merhabalar öncelikle. Hoş geldiniz hepiniz. Şöyle bir süreç. 16 Nisan referandum sonrasını konuşmak için nasıl bir sorunu ortadan kaldırdığını anlatmak gerekiyor referandum. Bunun için de kısacık bir geçmişe gitmek gerekiyor. Ülkeyi yönetilemez hale getirmek için bir sistem dizayn edilmiş.
Türk tipi Cumhurbaşkanlığını konuşurken niye Türk tipi diye soruyorlardı. Ben de şu soruyu soruyordum. Şu anki mevcut parlamenter sistem ne tipi? Bu da Türk tipi. Dünya üzerinde hiçbir örneği olmayan sistem. Dolayısıyla ülkelerin kendine has modeller geliştirmesi çok doğaldır. Garip olan sizin ülkenizin siyasi pratikleriyle uyuşmayan modellerin dayatılması ve yıllarca buna karşı çıkmadan onunla yönetilmenizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de sistem kuruluşu itibariyle halk iradesinin bir şekilde sandığa yansıyan iradenin yönetime yansımaması üzerine kurulmuş. Bundan neyi kastediyorum? O parlamentodaki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü asıl. Onun bir de devamı var. Ve halk bu yetkisini doğrudan kullanır. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Kurtuluş Savaşı'nı vermiş parlamentoda aslında bu temsil kabiliyeti bir oranda yansımıştı. Çünkü her çeşitten unsur vardı ama 1923'e gelindiği yıllarda anayasayı bir şekillendirmek gerektiğinde bu iradeyi kesmek için bir takım formüller denenmeye başlandı. Ve 60 ihtilaliyle birlikte de bugün aracı vesayet kurumları dediğimiz kurumlar kurumsallaştı. Bunlar ne anlama geliyor? Halkın sandıktan çıkardığı irade işte bir takım baskı mekanizmalarıyla engellenemezse iktidar olduğunda siz o sistemi çepeçevre kuşatmış hale geliyorsunuz. Bunu aracı vesayet kurumlarıyla yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Yerindelik denetimleri yapıyorsunuz. Mesela halkın tek ve gerçek temsilcisi parlamentonun çıkardığı ürünleri yargı eliyle denetliyorsunuz. Yerindelik denetimi dediğim bu. Çok sık şahit olduk buna yakın zamanlara kadardı. Bu da yeterli olmazsa halk hareketleri başlatıyorsunuz. Bunun sonucunda da durumdan vazife çıkartan ordunun işte yönetime el koymasını sağlıyorsunuz. Böylece siyasal iktidarlar, halkın temsilcileri yol, su, bir takım gerekli elbette ama öncelikli konularla uğraşamaz hale getiriliyor. Müteahhit konumuna indirgeniyor. Bu sistem yıllarca devam etti. Bunun ürünü neydi? İşte siyasi istikrarsızlık, 3-4 aylık hükümetler, terör, ekonomik programlar. Yani öngörülemez bir ülkede yaşamak zorunda bırakılıyorduk. Bu da kaynakların uzun yıllar boyunca verimsiz kullanılmasına neden oldu. Ve Türkiye 1923'ü baz alırsak eğer bugün işte 80-90 yıllık süreci enerjisini sürekli bu iç sorunlara heba etmek zorunda kalmış. Dünya rekabetine girememiş, bölgesel politikalarda söz sahibi olamamış bir ülke haline geldi. 16 Nisan referandumunun benim için anlamı bu. Bu saçma, işleyemez sistemi artık dünyadaki muadilleri gibi daha güçlü bir şekilde iradeli ve karar alabildiği bir mekanizmaya çevirdi. Cumhurbaşkanı ile Başbakanlık makamının birleşmesi bunun en somut göstergesidir. Bugün pek çok ülkede bu model uygulanıyor. Yolu almış, ilerlemiş, dünyanın büyük ekonomileri haline gelmiş, bölgede söz sahibi olan ülkelere bakıyorsunuz. Sistemdeki çift başlılık sorunu çözmüşler. 16 Nisan referandumunda gerçekleşen bu. Cumhurbaşkanının partisine üye olmasıyla da beklediğimiz gibi artık bu mış gibi yapma hali bitecek. Çünkü bugüne kadar Türkiye'deki siyasal sistem krizlerinin hepsi, yaşı benden büyük olan dinleyiciler daha iyi biliyorlar. Ben okuduklarımdan biliyorum bunu. Cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasındaki kavgadan doğmuş. İnönü ile Atatürk arasındaki ilişki mesela. Başbakan oldum diyor İnönü. Ya bana da bir şeyler verin, ben de bir şey yapayım, hani adımız başbakan kalmasın. Ya diyor, orduyu ben yönetiyorum. Milli eğitim bende, ekonomi bende, sen de işte diyor imar mimar oralara birilerini atayın. O bitiyor. Mehmet Barlas anlatıyor. Özal bir gün çok morali bozuktu diyor. Ne oldu dedim diyor. Ya demiş işte Yıldırım Akbulut geldi. Biz de başbakanız, bize bir şeyler verdi dedi. Ekonomiyi ben yöneteceğim artık demiş. Çok bozuluyor, Özal Cumhurbaşkanı olmuş. Başka tarafa geliyorsunuz. Sezer ile Erdoğan arasındaki yaşanan krizleri biliyorsunuz. Neler yaşandığını. Dolayısıyla AK Parti'de bunların yaşanmamasının nedeni başbakanların basiretli olması ya da geçmiş Cumhurbaşkanı'nın AK Parti döneminde basiretli olmasıyla alakalı değildi. Erdoğan'ın tarzıydı. Erdoğan karizmatik bir lider. Örgütü ve partiyi de en etkin isimlerinden. Onun zaman zaman onu nasıl adlandırırız bilmiyorum ama görmezden gelmeleriyle belki sistem 2002'den beri kriz yaşamadı. Çok açık söyleyeyim. Örneğin eski modeldeki siyasiler olsaydı Davutoğlu döneminde büyük krizler vardı. Örneğin bunlardan bir tanesini sayabiliriz. Aklıma ilk gelen Schulz'un o hatırlayacaksın. Küçük bir ek yapayım. Zaten belki, girelim daha böyle konuşalım. Belki orayı açarsın. Yani en krizsiz saydığımız 18 aylık Davutoğlu döneminde bile kamuoyuna yansımayan süper krizler yaşandı. Yani o belki ileride gazeteciler ya da tarihçiler bunu yazacaklardır. Ya da bir pelikan çıkar birisi evet, yazar. Yani 18 ay çok büyük problemlerle geçti. Evet. Yani biz bunları yazdık da zaten. Pelikan işini özellikle diyorum, sorarsınız da muhtemelen zaten. Bunlar o isimsiz kimin yazdığı aslında herkese bilinen ama birilerinin üzerine yıkılmaya çalışan metinde yazan şeyleri her gün yazdık. Ben
birkaç tanesini söyleyeyim. Schulz'un bu geri kabul anlaşması ile ilgili, Martin Schulz'un Avrupa Birliği yetkililerinden 3 milyar verilecekti. Erdoğan biliyorsunuz dedi ki biz bu kadar para harcadık. Ne yapıyorsunuz? Ya vermeyin bu parayı ya da başka bir eşitler arası ilişki kurun. Onun üzerine Davutoğlu bu görüşmeleri sürdürüyordu ve Schulz çıkıp bizim muhatabımız Erdoğan değil, Erdoğan'ın itirazı üzerine seçilmiş başbakandır dediğinde hiç ağzını bile açmamıştı. Şimdi diyeceksiniz ki sadece bu mu? Bakın bunun altında yatan plan şudur ve aslında gösterdikleri önemlidir. Siz bulunduğunuz makamı borçlu olduğunuz siyasi iradeyle bir süre sonra bağları öyle atar hale gelmişsiniz ki, köprüleri o kadar atmışsınız ki, Avrupa'dan ufacık bir sinyal aldığınızda hemen o ilişkilerinizi kapatıyorsunuz. Bu da sizin artık nereyle ilişkili olduğunuzun ve tabii ki nereyle ilişkili olmadığınızın da kanıtı haline gelmişti. Milletvekili seçilen dönemde, demin dedim ya, mış gibi yapma hali bitti diye, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamının birleşmesiyle milletvekili adaylarının belirlenmesi noktasında Erdoğan'ın parti dışında kalması mantık içerisinde açıklanabilecek bir durum değil, değil mi? Yani adamın kurduğu, emek verdiği, geleneğin en önemli temsilcilerinden olduğu birisi ve siz ona milletvekili listesi hazırlarken sadece son anda resmi başvurular yapılacakken falan gösteriyorsunuz. Artık bu işin sürmediğinin kanıtıdır. Erdoğan normalde sinirli, hiddetli diye tarif ediliyor ama herhalde beni tanıdığım, gazetecilik açısından bahsediyorum, en sabırlı siyasidir. Bu tartışma 18 ay, Ahmet abin dediği 20 ay, 18 aylık süreç içerisinde yaşanan krizlerin hiçbirisi medyada okumadınız. Biz zaman zaman Ahmet abinin de olduğu gezilerde gazeteciler olarak Erdoğan'a bununla ilgili sorular sorduğumuzda o sorular her zaman için cevaplandı elbette ama yani bir krize mahal vermeyecek şekilde. Ve bizim de bildiklerimiz vardı. Bunları ifade ediyorduk, dile de getiriyorduk. Dolayısıyla o sürecin devam etmesi, Türkiye o dönemde bir krize düşmüş olsaydı, şöyle düşünün. 7 Haziran günleri. Terör bir taraftan bastırıyor. İşte Avrupa Birliği'nin baskıları var, ekonomik sabotajlar var. Türkiye içinden çıkılmaz bir hal alırdı. Sorun en krizsiz olabileceği dönemde çözülmeye çalışıldı ama benim 16 Nisan referandumu ile ilgili işte anlatırken bir şeyleri söylediğim şu. Erdoğan sonrası döneme dair bir yatırım yaptık biz. Türk halkı olarak da bunu kabul ettik. Çünkü sistem sadece basiret sahibi yetenekli siyasiler olduğu sürece işleyecek bir halde gidemezdi. Biz 15 yıldır böyle bir dönem yaşıyoruz ama Erdoğan sonrasında o kişisel niteliklerin önemli olmadığı bir sistematik oluşturmamız gerekiyordu. Biz bunu yarattık ve olumlu şeylerini de görmeye başlıyoruz. Örneğin referandum sonrasındaki ekonomik gidişata bakın. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'den gelen "Türkiye artık güvenilir ülkedir, gitmeye başlayabilirsiniz" vatandaşların yönelik çağrısını görebiliyorsunuz. Yine keza Erdoğan'ın içerideki bu sorunları kısmen de olsa tasfiye edip yaptığı ziyaretleri izliyorsunuz. Hindistan, Çin, Rusya, geçtiğimiz günlerde Brüksel'e gidilecek. Ardından Amerika Birleşik Devletleri. Bu şu anlama geliyor. Artık Türkiye içerideki sistem sorunlarını birinci öncelik halinde değil, bölgesel politikalarda söz sahibi olacağı, büyük ekonomik hamleler yapacağı perspektife sahip oldu. Biz yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu ülkenin içeriye mahkum edildiği sorunlardan başını kaldırması için bu sistem netleşmesinin yapılması gerekiyordu. Ben iyi bir döneme gittiğimizi düşünüyorum. Bir sürü saldırı atlatıldı, şu bu oldu ama en azından şu oluştu artık. Türk halkı iktidarının gasp edilmesini hangi görüşten olursa olsun içine sindiremez. Siz 3-5 bin askerle, onlara casus diyelim daha doğrusu, casusla gelip bu ülkenin iktidarını gasp edemezsiniz artık. Önceden çok yaptınız ama artık bunu yapamazsınız. Dolayısıyla ilerleyen süreçte konuşacağımız konulardan bir tanesi şu olacaktır. Son olarak bunu söyleyeyim, sorulara geçelim bence. Siyasi partiler kanunu ne yapacağız? Bunun ötesinde seçim kanununu ne yapacağız? Bunları bir değerlendirmek gerekiyor. Mesela barajın düşmesi gerekiyor artık. Ben istikrar için, sen ne düşünürsün bilmiyorum Ahmet abi ama bugüne kadar baraj anlamlıydı. Çünkü istikrar talep etmek meşru siyasi bir görüştür. Bugüne kadar bu siyaseten doğruculuk çerçevesinde bize bunu yedirdiler hep. Sanki ideal demokrasi formu koalisyonmuş gibi. Yok böyle bir şey. Siz koalisyonlarınızı, ittifaklarınızı seçim öncesinde yapacaksınız ama bir kişinin yöneteceği bir sisteme gitmek durumundasınız. Dolayısıyla bu modellerin artık halk tarafından da itibar görmediğini biliyoruz. Bir de bu işin tabii ki muhalefet boyutu var. Bundan sonra parlamento nasıl şekillenecek? Ben şuna inanıyorum. Halk dünyanın her yerinde eğer bir gücü birisine tanıyorsa, örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, bunu verecektir. Ama parlamentoda da dengeyi kuracaktır. Bakın göreceksiniz. Pek çok reflekste şöyle hareket edenler bile olacaktır. Cumhurbaşkanının partisi Cumhurbaşkanlığında.
Ama bir denge unsuru oluşturması için hakim o zaman ne oluşur bilmiyorum. CHP mi olur, bilmem ne olur, başka bir ittifak mı doğar? Oraya da teveccüh gösterecek. Yani bu denge mekanizması öyle gidecektir. Halk çünkü mutlaka mesajlarını veriyor. Kimse sanda ben mesaj vereyim diyerek oyunu atmaya gitmiyor ama geçen bir belgesel izledim, ilginçtir, bunu paylaşayım. Demokrasi kuramlarına dair hep bunu aslında tartışmak da gerekiyor. Bir kürenin içine küçük toplar doldurdular Ahmet abi. Misket büyüklüğünde. Tahmin et. Televizyon başında ben de tahmin ediyorum. Diyorum ki işte 4000 tane falan vardır. 20 kişinin tahmininin ortalaması o küredeki topların sayısından 1 ya da 2 eksikti Ahmet abi. Ve her denemede bunu çıkardılar. Bunu niye anlatıyorum? Halkın son tahlilde vereceği karar doğrudur. Hep Nazi örneğini verirler. Diyorlar ya işte halk diktatör de getirebilir. Almanya'da yapılan şey şuydu. Siz siyaset kanallarını kaparsanız, propaganda yapma mekanizmalarını tıkarsanız halkın verdiği karar karar değil. O demir tozlarının mıknatısa yakınlaşması gibi bir şey. Ama siz örneğin şurada kaç kişiyiz? 20 kişiysek içerisi sıcak mı diye sorduğumda konuşmanızı engellemezsem, aranızda görüş alışverişi yapmanıza mani olmazsam, eğer aramızda ruh hastası da yoksa sıcaksa diyecek ki klimanın işte biraz soğuk ayarını açalım. Eğer üşüdüyse de biraz ısıtalım diyecek. Halk böyle karar veriyor. Bugünkü verilen sonuç da bu. %51.4. Onu da konuşuruz. Anlamlı bir sonuçtur. Bu arada 1.4 fark yok. Öyle bir algı var. 2.8, 3 puana yakın fark var. 3 puana yakın. 3 puan diyebiliriz pekala. Dolayısıyla halkın verdiği ayar vardır. Diyor ki büyük şehirlerde ben senin örgütlenmenle ilgili sorunlar yaşıyorum arkadaş. Verilen mesaj budur. Çünkü büyük kentlerde kent hayatının içerisinde birinci önceliğimiz budur. Ben buraya saatlerce trafikte kalıp geliyorum. Zor gelenler de var. Dolayısıyla yaşamsal önceliklerine dair bir mesaj verir ama şunu da görüyor. Kritik ülkenin gidişatıyla ilgili bir durum da var. Onda da ben senden genel desteğimi esirgemiyorum diyor. Dolayısıyla bu sistem artık işte bir takım ahbap çavuş ilişkilerinin, zorunluluk ilişkilerinin, katlanmalarının hakim olacağı bir sistem olmayacak. Parlamentoda da hakim parti içinde, muhalefet partisi içinde. Çünkü artık 50+1 alan seçilecek. Herkes ittifaklarını genişletmek zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi 25'e kalıp ülkede ana muhalefet pozisyonuyla var olamayacağını anlayacak. Ne yapacak? Bunun için siyasi farklılıkların tarihleştiği bir söylem tutturacak. Biz bunu gördük. Ben Ulus'ta oturuyorum. Orada afişlerde Ahmet abi İbn Ece'nin afişlerine benzettim ben biraz onları. Hani şöyle falan yapan işaretli Allah tek işte Allah tek sadece Allah'a mahsustur teklik. Siz niye tekliğe gidiyorsunuz? İstişare sünnet değil miydi? Hani danışacaktınız? CHP'nin dilinde yapar bile bunları şey gördük. Yani biz orada Kemalist komşuların da var. Rahatsızlık duymuyor musunuz dedim onlara. Yani burada ciddi anlamda bir şey var. Dinin siyasete alet edilmesi var. Yani şunu demek istiyorum. Espriyle söyledim bunları tabii ki. Geniş ittifaklar arayacaksınız. Sizin sadece %20'lik, %25'lik bir kesimle var olabilmeniz siyaseten mümkün değil. Ne yapacaksınız? AK Partili tabana ya da AK Partili olmayan mütedeyyin kesimlere, şunları bunları. Yani kesimlere yönelmek zorundasınız. AK Parti için de aynısı geçerli. Bugünlerde başlayan bu İslamcılık tartışması bence ilginizi çekecektir. Orada da öyle. AK Parti bir merkez partisi. Bundan sonra Türkiye'de iktidar olmak isteyen merkeze seslenecek. Ve Türkiye'de ben AK Parti'nin iktidara geliş sürecini bir koalisyon, demokratik fiili bir koalisyon olarak tarif ediyorum. Ben eski sol görüşlü bir adamım. Şimdi de seküler yaşam tarzına sahibim ama siyaseten Erdoğan'ı destekliyorum, bu politikaları destekliyorum. Dolayısıyla benim gibi insanların oyu var. Dindar, mütedeyyin, kendisini belki daha ileri seviyede tarif edenlerin oyu var. Kürtlerin oyu var, liberallerin oyu var. Bu kesimlerden oy alma kabiliyetine sahip bir lider var, o da Erdoğan. Ama o da genişletmek zorunda ittifaklarını. Şöyle düşünecektir, çünkü seçimlerde şimdi diyoruz ya 3 puan fark atılmış en yakın siyasi rakibin. Meşruiyet oranını daha da arttırmak için, dünyada da elini daha güçlendirmek için bu ittifaklarının şeyini genişletecektir. Genişletmelidir de. Çünkü her 3 kişiden birinin oyunu almış birinden bahsediyoruz ve bugüne kadar insanların %70'i AK Parti'ye oy vermişler. Kürtler içerisinden, solcular içerisinden ben pek çok böyle isim tanıyorum. Dolayısıyla yeni sistem hem muhalefete hem iktidarı merkeze yakınlaştıracak. Türkiye gibi bir ülkenin de bu pozisyonda ihtiyacı olan şey budur. Çünkü bulunduğu coğrafya itibariyle bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Gidip görüyoruz, sizler de görüyorsunuz. Bir vahada yaşıyoruz biz. Irak'ı düşünün, Suriye'yi düşünün, İran'ı düşünün, komşuları Yunanistan'ı düşünün. Yunanistan'dan her gün binlerce doktor İstanbul'a iş aramaya geliyor. Ekonomik sıkıntıdan, krizden bahsediliyorsa. Dolayısıyla burada merkeze yakınlaşmanın geleceğini hem muhalefet hem iktidar partisi için düşünüyorum. İyi bir sürece girildi ama altını özellikle çizeyim ve susayım. Siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda mutlaka değişiklik yapılması gerekiyor temsil için. Ben hemen ek bir bilgi vereyim ikinci bölüme geçmeden önce. Canım benim, çok çıkacağız onu.
Referandumdan sonra bunun uyum yasaları çıkacak. Bir defa koalisyonlar dönemi sona eriyor. Artık koalisyon mümkün olmayacak. %50.1'i almayan hiçbir parti, hiçbir cumhurbaşkanı adayı hükümeti kuramayacak. Bu tabii bir taraftan siyaseti ikili yapıya, iki partiye zorlayan da bir düzenleme. Evet. Ki bu işte Menderes'ten başlayarak merkez sağda yer alan bütün siyasetçilerin rüyasıydı. Çünkü Türkiye'deki siyasete baktığımızda iki aks üzerinde yürüyor işte. Kabaca söyleyeyim sağcılar ve solcular. İşte sağ oy oranları genellikle %60-%70 arasında değişiyor. İşte kendisini sola yakın gören siyasi parti işte %30-40 arasında oy alıyor. Yani şeye geçtikten sonra çok partili parlamenter sisteme geçtikten sonraki şey bu. Tablo bu. %70-30. Tablo bu. Tabii şöyle bir problem var. Soldaki siyaset yani CHP diyelim kurumsal kimliğini devam ettiriyor. Yani 1923 yılında kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar devam etti. Liderler değişiyor, yöneticiler değişiyor ama parti devam ediyor bir şekilde. Ama CHP'nin rakibi olan partiler sürekli tabela ve etiket değiştiriyor. İşte Menderes oluyor, işte Demokrat Parti oluyor, DYP oluyor, ANAP oluyor, AK Parti oluyor. Bunun bir sebebi şu. Siyasete müdahale edildiğinde yani darbeler yapıldığında bundan en çok zararı merkez sağda siyaset yapan siyasi yapılar görüyor. İşte başbakan asıyorsun. Adam seçmiş başbakanı asıyorsun. Ya da merkez sağdaki partilerin, siyasi partilerin lideri ortadan çekildiğinde o parti dağılıyor. Şu anda Anavatan Partisi diye bir parti varmış. Özal'la birlikte Özal gittikten sonra dağıldı. Tuzla partimiz oldu. Klimalıdır yok diye ilan veriyorlar. Tabii Doğru Yol Partisi diye bir parti yok. Demirel'den sonra yok. Şimdi Tayyip Erdoğan'dan sonra acaba AK Parti diye bir parti olmayacak mı? Şimdi bunu düzeltmenin yolu ne olabilir? Siyaseti kurumsallaştırarak merkez sağda da siyaseti kurumsallaştıracak bir yapı oluşturmak. Olabiliyorsa işte ikili siyasi parti modelini benimsemek ki bu referandum biraz bunu sağlayacak. Amerika'da olduğu gibi işte demokratlar, cumhuriyetçiler neyse artık hangi isimle devam edeceklerse. Siyaset bir defa buna göre şekillenecek. Bu çerçevede barajın da bir anlamı olmayacak tabii. Küçük partiler parlamentoya girip söz sahibi olabilirler. Çünkü parlamento sadece yani meclis yasama görevini yerine getirecek. Hükümeti yönetecek yollar işte %50.1 almış cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla siyaset ister istemez oraya doğru gidecek. Şimdi AK Parti şu anda işte Erdoğan'ın liderliğinde bunu bir parça sağlamış durumda. Yani şöyle söyleyeyim. Yani AK Parti şu anda adayı olan bir parti. O da Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi solda çok enteresan gelişmeler var. Melih Altınok siyaset gündemini yakından izleyen bir gazeteci olduğu için şu sıralarda CHP cenahındaki tartışmaları sormak istiyorum kendisine. İşte diyorlar ki mesela Deniz Baykal Abdullah Gül olsun diyor. Abdullah Gül işte bir tarafına Meral Akşener alsın sağ tarafına, sol tarafına Selahattin Demirtaş'ı alsın. Yani 7 Haziran'da ki o zımni koalisyonu ya da 16 Nisan'daki gene o zımni koalisyonu tekrardan sahneleyecek bir şey, bir tasarım peşinde. Bu tabii yani bana sorarsanız hiçbir rasyonaliteye uymuyor. Yani hiç akılcı da görünmüyor. Şimdi bu çerçevede Melih bize CHP'deki bu telaşı, bu aday arama telaşını anlatsın. Bir de Abdullah Gül'le ilgili onun kişisel düşüncelerini merak ediyorum. Tamam. Önce şu %70-30 dengesi çok önemli. Yani demin söylediğim gibi aslında muhalefete %70-30 dengesine sıkışan sol muhalefete diyelim. Sol olduğu ne kadar tartışılır ama genel olarak öyle adlandırabiliriz. Oraya bir iktidar şansı tanıyor. Yani sen bu seçimlerde gördün %48.6'ya ulaşabiliyorsun bir şekilde. Gerçi referandum çok farklıdır seçimlerde ama ne olursa olsun bir gücü konsolide edebilme hakkın var. Ecevit yapmıştı döneminde 70'lerde. Neticede iktidara bile gelebilirsiniz. Bir takım oyunlar da vardı içinde ama. Anlaşılmayan şu sol cephede.
Çünkü o pratikleri de bilen birisi olarak söylüyorum. Bunlar seçilecekleri yan yana getirirlerse işi çözeceklerini düşünüyorlar. Önemli olan seçecekleri yan yana getirmek. Yani buraya 150 tane aday dizmeniz bir şey ifade etmiyor. Burada ona oy verecek insanları yan yana getirebildiniz mi? Mantıklı bir plan proje çerçevesinde. Siz koyun, isim çok. Yani Meral Akşener deyin, Abdülhatif Şener deyin, Ahmet Türk dedi geçen. Tabii, işte Selahattin'i koyun içeriden, onu koyun bilmem ne. 50 tane adam bir şey ifade etmiyor. Bir de şöyle bir sorun var. Az önce o vurguyu özellikle yaptım. Her kesimden oy alabilecek aday bulan zaten altın buluyor işte. Yani seçimlerin olayı bu. Erdoğan'a Kürtler oy verir. Verdiler de. Biliyoruz referandumda da son seçimde, 2010 referandumunda da şimdi de Erdoğan'ın belki de hani bu anlamda en büyük destekçisi Kürt vatandaşlarımız oldu. PKK'ya destek bitince bölgede. %51'in ortaya çıkmasında Güneydoğu'dan gelen oylar çok büyük katkısı oldu. Yani şöyle düşünün. Kasım'daki oylar verilmiş olsaydı evet çıkmayacaktı. Tabii. Bakın Sur, terörün en çok olduğu bölge, Diyarbakır olanlar belki bilenler, gidenler de bilirler. Operasyonlar Sur'da sürdü günlerce. Sur'da AK Parti'nin aldığı oy %10-11 civarı öncesinde. PKK'nın da etkin olduğu bir bölgedir. Şimdi %30'ları aştı. Sur'da operasyon yapılan, kayyum atanan bölgelerdi. Diyarbakır'da oylar yükseldi. Yeterli yükselmediği tartışılıyor, ayrıdır. Ama yükseldi, oyların büyük kısmında AK Parti'ye bir kayış olduğunu görüyorsunuz. Onun nedenleri de konuşulur. Dolayısıyla her kesimden oy alıyor. Milliyetçiler oy veriyor Erdoğan'a. Bugün sorun MHP tabanında reis diye hitap ediyorlar. Çünkü bu son olaylarda da gördüler Türkiye'nin bir beka sorunuyla karşılaştığını ve derleyici, toplayıcı liderin Erdoğan olduğunu. Erdoğan olmasa o süreçte, eğer böyle bir Türkiye önderliği olmasaydı ne hale geleceğini herkes biliyor. Sol kesimlerden oy alır. Bakın çok net söylüyorum. Yani seküler yaşam tarzına sahip insanlar ya da bugün o beyazlar diye adlandırılan pek çok kişi. Bir iş adamı olduğunuzu düşünün. Borsadaki, dolardaki ufacık oynamalar sizi mahvediyor. O adamlar gidip başka bir belirsizliğe oy atar mısınız? Söyleyemiyorlar çevrelerinde, ayrı. Zaten oy oranlarından da görülüyor. %70'i eğer bir ülkenin hayatında bir defa bu 15 yıllık süreçlerde oy atmışsa demek ki böyle bir lider var. Karşı tarafta birbirine eksi kutbu olan adaylar var. Tek ortak noktaları Erdoğan muhalifliği. Bir Kürt, şunu çok net söyleyeyim, yani Kürt vatandaşlardan işte Meral Akşener'in olacağı bir yere oy gitmez ortak bir adaya. Ya da milliyetçiler için söyleyeyim, Selahattin Demirtaş. Bu seçimlerde örneğin MHP tabanından çok oy gelmediğini düşünen birisiyim. Ama en azından şunu yapmadılar. Hayır, oyu verilmedi. Anlatabiliyor muyum? Ama Kürtler evet için gittiler. Dolayısıyla her kesimin oy vereceği aday bulmak problemdir. Şu an için umut vadeden Abdullah Gül'ü söylediler. Kendileri açısından söylüyorum. Söyleyen şahıslar 2008 yılında Türkiye'de Abdullah Gül'ün eşi başörtülü diye darbeye onay verenler. 27 Nisan ayı muhtırası Abdullah Gül yüzünden verilmiştir. O süreç içerisinde darbe olsun diye sokağa çıkanlar, Cumhuriyet mitinglerine destek verenler birisi Baykal mesela. O söylüyor şimdi. Dolayısıyla Gül'ün zaten kabul etmesine dair bir şey bilmiyorum. Abdullah Gül çok sağlamcı bir adamdır. Şöyle tarif ediyorlar yani ikisini, mesela Abdullah Gül ile Erdoğan'ı. Bir yere gidelim dediğinde Erdoğan hadi gidelim diyenler. Böyle insanlar vardır hani. Bir de nereye gideceğiz, nereden gideceğiz, ne yiyeceğiz deyip böyle hani adamı canından bezdiren. Dolayısıyla kesin garanti, sağlam bir şey görmeden falan bunca yıllık ne olursa olsun çok eleştiri yapıyoruz kendisine ama yine de hani açık edilmiş bir isim değil Abdullah Gül. Bunu yapar mı? Belki 5 yıl daha bekleyeyim der mi? Dolayısıyla çok gerçekçi görünmüyor. Diğer adaylar zaten dediğimiz gibi Ekmelettin İhsanoğlu sendromu olacaktır. Ayrıca şunun altını çizelim. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur eğer kalınsaydı Erdoğan %52 ile değil %60'ları varan bir oy oranına sahip olacaktı. Bu bir öngörü, şöyle anketlerle desteklenen bir öngörü. Çünkü anket referandumlarından sonra anket yapılır bir daha. Oyunuzun rengi bu sonuçlara göre nasıl olacak diye. Bu o seçimde de yapılmıştı ve Kürtlerin büyük oranda Selahattin Demirtaş'ı bir figür olarak öne koydukları ama Erdoğan'ın tabii ki iş ciddiyete bindiğinde Erdoğan'a oy vereceklerini söylemişlerdi. Dolayısıyla muhalefetin işi zor ama şu havadan bir çıkmaları gerekiyor. Şu umut vadeden tablo, yani onların da önünü açan tablo, 50+1 alanın hükümet edeceği, yürütmeyi elinde bulunduracağı sisteme entegre olabilirlerse pek çok değer vardır. Yani bugün konuştuğumuz bu paraşütle partinin başına inen Kılıçdaroğlu ya da Deniz Baykal, artık yaşı da ilerledi siyasette, zor işler bunlar. Ya da Meral Akşener, Fethullahçı olduğuna dair pek çok iddiaların olduğu bir isim. Ya da Selahattin Demirtaş. Ajanlık boyutunda ithamların yapıldığı bir isim kendisine. O kadarını söyleyeyim.
Çıkmıyor, başka birisini çıkaramıyorsunuz. Buradan bulacağınız bir aday, Cumhurbaşkanı'nın Hindistan dönüşü söylediği önemlidir aslında. Yani akıbetlerine bakın. Halktan aldıkları iradeyi birkaç beyaza, İngiltere'ye, Amerika'ya, şuna buna yaranmak için kullanan isimlerin akıbetleri ortada. Dolayısıyla kim yakar tarihini? Bu kadar kolay işler değil bunlar. Başka kim olabilir? Başka bir aday da gelmiyor ama ciddiyetten uzak açıklamalar bunlar. Bir rahatlığa kavuşurlarsa aslında şu prangalardan kurtulacak bir aday da çıkarabilirler. Asıl olan genel başkanların aday olmasıdır. Siz bir partinin %25 az değil, milyonlarca oy anlamına geliyor. Siz daha rakibinizin karşısına çıkmaya cesaret edemiyorsanız seçmenden oy da isteyemezsiniz bir süre sonra. Dolayısıyla bu gidişata göre kendini biçimlendiremeyen partiler, siyasi liderler, oluşumlar yok olacaklar 2019'da. Bu sağlıklı bir süreçtir. Her kesim için sağlıklı bir süreçtir. Çünkü hakikaten yeni aktörlere ihtiyaç var. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi kısa bir bölümümüz daha var. Daha sonra soru cevap, eğer sorularınız varsa onu alalım diyorum. Şimdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, tabii bu belki teknik açıdan bakılması gereken bir mesele ama işte bizim gündelik hayatımıza da çok yansıdı Türkiye-Avrupa ilişkileri. Özellikle Avrupa cenahından gelen Türkiye'ye yönelik tehdit açıklamaları. Mesela işte akademisyenler çıktı televizyon kanallarında, Erdoğan öldürülmelidir diye fetvalar verdi. İşte tek tek müttefikimiz olan ülkelerin tavrını biliyoruz. Bakanımızın uçağına iniş izni vermediler. Bir bakanı sınır dışı ettiler. Gene Avrupa medyasında Türkiye ve Erdoğan'a yönelik çok ağır ithamlar. Yani denilebilirse CHP'den daha çok çalıştılar bu referandum sürecinde. Yani CHP'nin yapmadığı kampanyayı Avrupa Birliği ülkeleri yaptı. Enteresandır. 17 Nisan'dan sonra Avrupa'da yumuşak açıklamalar gelmeye başladı. İşte Türkiye'nin gözden çıkarılamayacağı, müzakerelerin yeniden başlaması gerektiği. Tabi bu arada ismi geçtiği için söyleyeyim. Abdullah Bey'in de bir beyanı oldu. Avrupa'nın bizi olanca sıkıştırdığı dönemlerde referandumların yapılması gerektiğini söyledi. Bence haksızlık yaptı. Çünkü reformların devam etmesi biraz Avrupa'ya bağlıydı. Çünkü Kıbrıs Rum kesiminin dönem başkanlığında fasılları kapattılar. Bir daha da açmadılar. Türkiye bu konuda samimi olduğunu göstermek için bir Avrupa Birliği Bakanlığı ihdas etti ve Avrupa Birliği Bakanlığı'nı tek tek bütün merkezlerde, başkentlerde dolaştırdı şu kapatılan fasılların açılması için. Ama açmadılar. Abdullah Bey'in dileğinin yerine gelmesi için fasılların açılması gerekiyor ki görüşülebilsin. İşte nedir mesela? İşte gıda konusundaki mevzuatın halledilmesi için o faslın açılması gerekiyor ki Türkiye reform yasalarını çıkarsın. Bu olmadı tabii. Bence Abdullah Bey haksızlık etti. Türkiye'ye haksızlık etti. Yani Türkiye'ye, Ankara'ya değil de bu sözü Avrupa Birliği'ne karşı söylemesi gerekiyordu. Şimdi tabii o gerginlik politikalarından sonra Avrupa'dan peş peşe ılımlı açıklamalar geliyor. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın seyahatleri de çok önemli tabii. İşte Brüksel'e gidecek galiba. Amerika'dan sonra Brüksel'e evet. Gidecek. 16 Mayıs'ta Trump'la görüştükten sonra Brüksel'e gidecek. Orada Avrupa liderleriyle görüşecek. Muhtemelen işte ilişkiler tekrardan canlanabilir. Ben şahsi görüşümü söyleyeyim. Yani bir referandum yapılsa bugün Avrupa Birliği'ne girmek istiyor musun diye, ben hayır derim, onu söyleyeyim. Kendi fikrim bu yönde. Ben Avrupa Birliği'ne hayırcı olduğunu söyleniyor, biliyorum. Evet, çok da muhtaç olduğumuzu düşünmüyorum Avrupa Birliği'ne. Yani bizi aşağılamaları, işte yıllardır kapılarında bekletmeleri, açık söyleyeyim, benim kanıma dokunuyor. Bunu hak etmiyoruz diye düşünüyorum. Melih Altınok nasıl bakıyor Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine? Yani o bir beklentiye girmeli miyiz? Bizim için çok mu mühim? Yani Avrupa Birliği perspektifi çok mu önemli? O konuda görüşlerini alayım. Daha sonra soru cevap faslına geçelim. Öncelikle şunu söyleyeyim.
Avrupa Birliği'ne kategorik olarak karşı olan birisi değildim ama artık karşıyım. Çünkü şöyle bir süreç vardı. 90'ları tahayyül ediyorum. Ben işte üniversitedeyim, siyaset yapıyorum falan. Benim ülkemde sürekli darbeler oluyor. Askeri darbeler yapılıyor. Solu da vuruyor, herkesi vuruyor. Benim ülkemin demokrasi standartlarını siyasilerde yükseltmeye vakıf değiller. Ve biz Avrupa Birliği'ne diyoruz ki bunlar, çünkü onlar da bize onu söylüyorlar. Bakın biz gelirsek, üye olursanız askeri darbeler dönemi biter. İşte başörtüsü sorunu üniversitelerde sorun olmaktan çıkar. Çünkü biz insan hakları, demokrasi temelinde bu soruna bakıyoruz. İşte Kürtlere daha fazla yani demokrasi... O standartlara kimsenin itirazı yok tabii, zaten. Tabii. Ama söyleneni söylüyorum, vaat edilen. İşte o dönem 90'larda korkunç bir süreç yaşanıyor. Şunun altını çizelim. Yani bugün Kürt sorunu gibi bir kavram bambaşka boyuta gelmiştir çözüm süreciyle. Ankara demiştir ki teröre bulaşmayan vatandaşlarımız bizimle. Bizim etnik bir problemimiz yok. Ama 90'larda hakikaten korkunç uygulamalar vardı. Bunun hakkını verelim. Yani Batı'da hepimiz eziliyoruz. Yoksul, emekçi, dindar kesimler, yani Cumhuriyet'in çevrede tuttuğu kesimler ezildi ama Kürtler de Kürt oldukları için bir daha ezildiler. Korkunç bir dönem vardı. Ben gazetecilik o dönemde de yaptım. Hala hatırlıyorum. İşte o sorun biter. Efendim söyleyeyim, ekonomi daha iyi olur. Ne olur? İşte açıklar kapatılır, daha şeffaf bir ekonomi kurulur falan. Siyaseten doğruculuk kalıplarıyla. Siz de çaresiz kalmış bir halkın üyesi olarak. Ben o dönem şunu diyordum. Allah, hatta yazmışımdır da. Hiçbir halkı yeryüzünde kendi ulus devletiyle baş başa bırakmasın. Çünkü zulüm ediyorlar içeride. Küresel bir dayanışma var. Biz diyorduk ki bu bir sivil toplum projesidir. Sorunlarımız olduğunda bizim demokrat Avrupalı kardeşlerimiz bize desinler ki mesela asker darbe yapmaya kalktığında. Ne yapıyorsun desinler. Hepimizi böyle bir ideal çevrede, tamam mı? İdeal tanımda liberallerden, sol veya şey kesimlerden bahsediyorum. Bir olumlu hava çizdi. Ama biz yıllar geçtikçe şunu anladık. Ahmet abinin demin verdiği örnekler de bunun içerisindedir. Onlara ekleyeceklerim de var. Bunlar bizi darbeden korumak için demokratik bir kalkan olarak sunuyorlarmış ama darbeleri de bunlar destekliyorlarmış. Çok açık görüşümü söyleyeyim. Ben 15 Temmuz'un bir İngiltere operasyonu olduğunu düşünüyorum. Bu belki pek çok soruya da kafanızda şey açacaktır ama dün biraz ima ettim bunu aslında yazıda ama. Yani Avrupa'nın da bir işin içerisinde olduğunu düşünüyorum. Her unsur vardır. Bütün unsurlar kullanılmıştır. Fethullahçılar, o casuslar başta olmak üzere ama bunun bir Avrupa planı olduğunu düşünüyorum. Buna dair de bir takım verilerim var. Konuşulur da bunlar ilerleyen zamanlarda. Hem bir yandan size düşman tanımlayıp umacı tanımlayan bir Avrupa var. Sürekli insani ideallerden, o political correctness dediğimiz siyaseten doğruculuktan bahseden. Sizi zaaflarınızdan tutup zaaflarda daha fazla demokrasi, özgürlük talebi olabilir mesela. Yönlendiren bir yapı. Bunlar bu işi çok iyi bilirler. Çok iyi bildiklerini de bugün görüyoruz ki o darbenin arkasında olan güçler bugün aramızın en iyi olduğu güçler haline geliyorlar ama şöyle bir dünya eşitsizliği var ne yazık ki. Evet, kendimize güveniyoruz, diyoruz ki başımızı kaldırıyoruz falan ama 100 yıllık dizayn hakikaten korkunçmuş. Bakın bu ülkeyle ikili anlaşmalar yapılmış. Bunların kitaplarını okuyacağız, göreceğiz ileride de. Daha önce de vardı ikili anlaşmaları dair. Mehmet Barlas'ın pazartesi günkü yazısını size tavsiye ediyorum. Şöyle anlaşmalara maddeler konulmuş, düşünebiliyor musunuz? Eğer bir ülkede, o da bir sınır ülkesi böyle tanımlarla, siyasi kaos ortamı oluşursa, üçüncü bir ülke, bir NATO ülkesi olabilir, bir Avrupa ülkesi olabilir, kendi vatandaşlarının can güvenliğini korumak için askeri müdahale hakkına sahip. Bu ülkenin yöneticileri bu anlaşmaların altına imza atmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Ek bir bilgi vereyim hemen, 15 Temmuz gecesiyle ilgili. İngiltere, Türkiye'de 50 bin İngiliz vatandaşı yaşıyor. Kıbrıs'ta İngiliz birlikler hazır bekliyorlardı. Bir küçük kaos olması durumunda, yani iç savaşa evrilmesi durumunda 15 Temmuz girişiminin İngilizler Türkiye'ye çıkarma yapacaklardı. Yani bu kesin bilgidir bu arada. Kesin bilgi bu. Artı bir şey daha, sınır kapılarında hem DAEŞ birlikleri hem PYD birlikleri bekletiliyordu. Gene işte ufak bir şey olması durumunda bir kaos durumu. O kapılardan da o birlikler gireceklerdi. Bu da kesin bilgidir. Evet, o yüzden ben de dünkü yazıya Türkiye'nin işgal planı 20 Temmuz'da, altını çizerek söylüyorum, 15 Temmuz'da hepiniz sokağa çıktınız, hepimiz biz kurumlarımızı tuttuk, direndik, onları postaladık ama asıl başarı o ikili anlaşmaların uygulamaya konulmaması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin o hali ilan etmesidir. Yani 20 Temmuz'da buruşturuldu. 16 Nisan'da hala umutları vardı. YSK gibi kurumlar eliyle benzin döktüler sokaktaki ateşin üzerine.
O da bertaraf edildi. Erdoğan'ın partisine üye olmasıyla da artık tamamen çöpe atıldı. Başka planları var tabii. Yani dururlar mı? Durmuyorlar ama en azından şunu söyleyeyim. O gün sokağa çıktığınızda övünüyorsunuzdur. İleride daha çok övüneceksiniz. Çünkü neyi durdurduğunuzu o gün çok daha iyi göreceksiniz. Yani tahmin ettiğinizden daha büyük bir belayı bertaraf ettiniz. Onu söyleyeyim size. Bir avuç böyle ajanı, 2-3 tane Fethullahçı ajan falan filan değil. Ya da Ahmet abinin dediği gibi. ABD kontrolündeki PYD'nin PKK'nın doğudan gelmesi falan değil. Ya da Türkiye ile oturup muhalefet partisi lideri olup ülkesiyle İngiltere adına pazarlık eden adamlarla da değil yani. Korkunç tablolar var. Dolayısıyla bu süreç içerisinden hani Avrupa Birliği yaklaşımı bakışı, o perspektif var. Bir de bunlara şahit olduktan sonra Avrupa Birliği'ne nasıl bakacaksın? Eğer Türkiye'nin önüne bir referandumda bir şey koyulursa, hep söyledim, benim Avrupa'm diye de bir geçen yazı yazdım Deli Sabah'ta. Oralara biraz farklı şeyler yazıyoruz, İngilizce olan yerlere. Hani onlar da okusun diye. Kimsenin size ön yargısı yoktu bu ülkede. İnsanlar samimi şekilde 2004 yılında adaylık süreci geçtiğinde hepimiz sevindik, değil mi? Güzel işte, entegre olacağız şu. Ama sizin yaptığınız şeyler artık ne Avrupa Birliği'ni var ettiğini söylediğiniz o ikili değer, evrensel değerleri uyuyor. Ne uluslararası hukuka uyuyor, ne hakkaniyete uyuyor. Siz egemen bir devletin içerisindeki seçim sürecine müdahale ediyorsunuz. Bütün terör örgütlerini açıktan destekliyorsunuz. Bu boyutuyla da aptal olmak lazım bu birliğe girmeye çalışmak için. Ve şu terminoloji bende hiç yoktu. Rahmetli Erbakan bunlara dediğinde, Ahmet abi son Ankara'da hatırlıyorum bir toplantısında. O zaman başka gözle dinlemiştim Erbakan'ı. Başka bir gazetede çalışıyordum. Radikal dedim. Şey demişti, sakin sakin konuşuyordu, yaşlanmıştı da artık, şey yapmıyordu çok fazla. Bunlar Hristiyan Birliği dediğini hatırlıyorum. Ben bu terminolojiyi çok kullanmam. Benden de çok duymazsınız yazılarımda falan. Böyle konuşmuyorum. Dünyayı da böyle okumuyorum ama. Ya doğru söylüyormuş. Geçen Vatikan'da yan yana geliyor. Üye'de. Ya ne demek yani? Hani biz seküler bir yapıydık Avrupa Birliği olarak. Vatikan'da toplanmak ve sadece Hristiyan ülkelerin çağrılması ne anlama geliyor? Şu öz eleştiririz. Zaman zaman yapmalı. Yaşımız büyüdükçe bunu yapıyoruz. Daha iyi anlıyoruz çünkü yani Tanrı yazar falan değil herkes. Ne hatalardan geçiyoruz, neler yapıyoruz. Bu kökü dışarıda sözü duyulurdu. Ben diyordum ki yeter ya, gençken, üniversitedeyken. Hep mi kökü dışarıda? Her ağacın kurdu kendinden olur. Var kardeşim. Hakikaten kökü dışarıdaymış bunların abi. Yani bakıyorum ya, artık şunu der hale geldim. Az önce sohbet ediyoruz, Şahin de vardı. Diyorum ki ben artık İngilizce bilen adamlardan şüpheleniyorum yani. Bir lider seçecekken artık, mesela bir lidere oy verecekken kriterim bu olmaya başladı benim. Yani İngilizce bilmiyorsa daha çok güveniyorum. Çok açık söylüyorum. Niye biliyor musunuz? İngilizce bilmeyen adamı devşiremiyorlar. Çünkü ajanlaştırmak için bir süreç lazım. Orada o diyalog sürecinde aracı vasıtasıyla ajan olmaz kimse. Yani başka bir şey gerekiyor. Çok iddialı gelebilir ama ben artık böyle düşünmeye başladım. Dolayısıyla uluslararası birliklerde Türkiye'nin pozisyonu şu olmak durumunda. Bakın 3 milyarlık bir piyasa var. 3 milyarı da aşıyor. Hindistan, Çin. Soruyorum bir yetkili, bir siyasi bakana. Niye, ne satıyoruz buralara diyor. Hiçbir şey diyor yani. Yani devede kulak, para var ama. Niye satmıyoruz? Abi diyor. Bana abi demiyor ama orada bulunanlara söylüyor, öyle söyleyeyim. Pakistan diyor, bozulur diyorlar diyor. Hindistan'la iyi ilişki kurarsak. Neye bozulacak? Bozulur. Çünkü Pakistan hani darbeden sonra da Türkiye'yi tanıdı bilmem ne. Çin. Çin'de de Doğu Türkistan sorunu var. Bir tane Rabia diye bir ajan kadın vardı, geziyordu buralarda. Ne olduğu belli değil. Gözlerini belki ameliyat da çektirdi, bilmiyoruz. Gelip burada ne zaman Erdoğan Çin'e gidecek olsa, hatırlıyorum bir yazın gidilmişti, ben de gitmiştim o seyahatte. Yine böyle bir Doğu Türkistan falan konusu. Ya Türkiye duyarsız bir ülke mi? Müslümanların, Türklerin, şunların, bunların sorunlarına Somali'ye yardım yapıyoruz. Şu ekonomik krizde yani yaptığımız yardımların haddi hesabı yok. Belki de 15 Temmuz'u bunlarla durdurduk, onu da bilmiyorum, oradan aldığımız o dualarla ama Türkiye duyarsız değil. Bakıyoruz ortada sorun ne? Çin hükümeti açıklamıyor. Yok bir sorun diyor. Ama Rabia buralarda. Rabia Amerikan ajanı. Şu bilgiyi de paylaşıyorlar. Konya'da gidiyoruz diyor bu vakıflarıyla ilgili. Bakıyoruz diyor. Nedir diyor? Adam diyor Konyalı esnaf, tüpçü. Çok duyarlı Doğu Türkistan sorunlu abimiz. 10 kere Amerika'ya gitmiş gelmiş. Ben de yani sık sık yurt dışına çıkıyorum. 10 defa gitmedim Amerika'ya. Hani gazeteciyiz, bakıyoruz. Diplomasi muhabiriydim, gitmedim 10 defa. Tüpçü abi orada ne için gidiliyor oraya 10 defa? Burada gelip vay Doğu Türkistan, Türkler katlediliyor. Hemen bir düzeltme değildi yani. Ek bilgi, öyle diyelim. Şimdi Doğu Türkistan'da bir mağduriyet, Çin hükümetinin bir hoyratlığı var. Ama şu da var, onu da söylemek lazım. Bunu Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın ağzından dinledim ben. Ya özel bir toplantıda.
Ben de ondan dinlemiştim. Sen ismini Doğu verdin. Türkistan muhalefetini Doğu Türkistan muhalefetini örgütleyen CIA'dir, Amerika'dır. Yani bizim buradaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle ilgili bir şeyden söz etmiyorum. Evet, mağdur tabii, oldular. Tabii, tabii. Türkiye onlara sahip çıktı. Ana vatan gördükleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorlar. Oysa yani ne zaman Çin'le ilişkiler konuşulsa, gündeme gelse Doğu Türkistan haberleri pıtrak gibi gazetelerde çoğalıyor. Bu haberlerin büyük bölümü de eski haberler. Büyük bölümü eski haberler. Oysa diyordu Enerji Bakanı, Çin'le ilişkileri düzeltirsek onlara daha çok faydamız olur. Uygur Türklerine daha çok faydamız olur. En azından Çin üzerinde bir hatırımız olur. Belki bir yaptırım gücümüz olur. Doğu Türkistan muhalefetini tamamen siyasi alanda terk etmişiz. Türkiye olarak bu konuda hiçbir şey yapmıyoruz. Dolayısıyla bu konuda da çok dikkatli olmak gerekiyor. Pakistan meselesi de öyle. Ne zaman işte Hindistan'la ilişkiler kurulsa bir Keşmir, işte bir takım şeyler ısıtılıp gündeme geliyor. Yani bunu da çok doğru söylüyor. Resmi açıklama olarak. Tabii tabii. Özellikle o vurguyu yaptım zaten. Türkiye duyarlı bir devlet değil mi? Nerede sorun olsa gidiyoruz, müdahale ediyoruz. Mutlaka sorun vardır. Özellik sorunu, ulusal kurtuluş mücadelelerinin sorunları vardır. Onlar da Çin'e bayrak açmışlar falan ama her seçim gezi döneminde bu işin gündeme getirilmesi ve aktörlerin, dünya çapında tanınan aktörlere baktığımda demin adını andığım o hanımefendi gibi, Rabia gibi çok yakın ilişkiler görüyorsunuz. Çin'e gittiğimizde de ya soruluyor, o bölgelerde tabii ziyaret yapılmıyor falan ama sen ülkende çok ciddi problemler varken, bizim ülkemizde Müslümanların hakları ile ilgili birkaç yıl önce parlamentoya girildi. Çok ciddi sorunlar var. Etnik problemler yaratılmaya çalışılmış, Kürt sorunu, ama Türkiye'nin birinci önceliği Çin'in iç problemleri olmaya başlayınca soru işaretleri uyanmaya başlıyor. Orada kaşınacak, zaten şu açıdan giriyorlar. Kaşınacak yer bulurlarsa kaşıyorlar. Nedir Türk halkının hassasiyeti? O bölgedeki işte Sincar'daki olaylar. Onu kaşımaya başlıyor. Ama uluslararası perspektif böyle yürütülemez. Ben son İsrail olayında da böyle söylemiştim. Kızdılar bir dönem bize bazı arkadaşlar ama devletler politikalarını içerideki bir takım grupların hassasiyetlerine göre belirleyemezler dış politikalarını. Oyun oynamıyoruz burada. Çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Bütün dünyanın birbirine gözlerini diktiği, silahlarını dayadığı bir süreçte sadece hassasiyetler üzerinden orta, kısa, işte uzak vadeli politikalar geliştiremezsiniz. Dün Rusya ile bu krizi yaşarsınız. Aa, Ruslar bize düşmandı, bundan sonra görüşmeyeceğiz diyemezsiniz. Bugün gideriz domates satmaya çalışırız. Dünyanın pratikleri bunun üzerine gelişmiyor çünkü. Böyle bir dünya değil. Şu kadar bir grup yan yana gelsek belki müştereklerimiz üzerinden bir politika şekillendiririz ama dünyadan bahsediyoruz. Ve bu cehennemin ortasına atılmış, ordusu esir alınmış, gördük 15 Temmuz'da ne olduğunu. Bütün kurumları esir alınmış bir devletten bahsediyoruz. YSK'dan bahsettik Ahmet abi. Seçim döneminde şunu söyleyeyim size. Plan, o gece o anlamsız açıklama yapıldı biliyorsunuz. Mühürsüz oy pusulaları da bilmem ne olacaktı. İlk açıklamayı duydum kanala giderken, ne diyor bunlar yine dedim. O gece planda referandumun iptal edilmesiydi. Son ana kadar. Yani 10 oy falan gelecekti YSK'dan, onu söyleyeyim size. 7 tane adamları varmış zaten sağda solda. İddialar bunlar tabii ki, çünkü burada bir ses kayıt cihazı görüyorum. Ama yani bunlar konuşulur. Bu şey havasında değilim, asla öyle konuşmayan bir adam olduğumu biliyorsunuz. Hani biliyoruz, şuradan buradan bilgi alıyoruz diye söylemiyorum. Bunların hepsi açık istihbarat, inanın. Sizler de duyuyorsunuz. Ama biz söyleyince sanki böyle bir işaretten gelmiş gibi falan oluyor da hayır. Bunları herkes biliyor zaten. Dolayısıyla o ateş de harlanamadı o gece. Bugünkü sürece gelindi. Avrupa Birliği o süreç içerisinde agitiyle şunuyla bunuyla bir sürü açıklama yaptı. Ahmet abinin dediği şeye gelmek için bunları söyledim. Şimdi Avrupa Birliği'nden olumlu açıklamalar geliyor. Hiç kanmayın. Erdoğan o pazarları açıldığı için, orada yine sadece ekonomik değildir bu görüşmeler, siyasi perspektifler kazandığı için, NATO üyesi bir ülke olarak S-400 pazarlığı yaptığımız için, bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bütün silah sistemimiz NATO'ya uygun ama o alçaklar burada darbeye bile katılıyorlarsa biz artık hava savunma sistemimizi alternatif silahlarla koruyacağız. Erdoğan Soçi'de bu işi de çözdü büyük oranda, o S-400'lerin gelmesi, hava savunma sisteminin. Biz her alanda alternatif arayacağız. Bu pazarlar çok geniş ama sürekli kota koyulan Avrupa Birliği ile biz ticaret yapmak zorunda değiliz. Şu an onlarla büyük ticaretimiz ama büyük bir dünya var. İnönü'nün o söylediği yeni bir dünya kurulur, yerimizi alırız lafı. Bu arada İnönü'de bunu 66. dedi ama 10 yıl sonra Johnson. Johnson mektubuna verdiği cevap, olayı biliyorsunuz. Türkiye çıkarma yapacak, meclisten hükümete onay çıkıyor, İnönü çıkıyor.
Güya ajansına böyle bir mektup yazmış. Yazmamıştı aslında. Çünkü 10 yıl sonra hareket yapılıyor. Yani o da bir hikayeymiş ama olsun, adını analım. O perspektifi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi, Erdoğan diyelim. Erdoğan Türkiye liderliği sahipleniyor. Dolayısıyla önümüz açık. Ama şunu söylemek gerekiyor. Yani komplonun içine girdikçe artık, mesela ben 15 Temmuz'da sizler gibi sabah 9 olduğunda kanalda, ya böyle bir yükü atmanın şeyi vardı üzerimizden. Bu iş bitti, böyle bir yorgun savaşçı edasıyla. Meğer o süreç içerisinde daha 4-5 gün sonra bile tehlike bertaraf edilmemiş. Belki şimdi de yeni şeyler var. Dik durmak gerekiyor ama biz bu özgüveni kazandık artık, onu biliyoruz. O yüzden Avrupa Birliği şu birliği olursa, eğer önerileri varsa gelecekler. Bakın İngiltere arka kapıya bakmadan kaçtı. Büyük bir yüktür Avrupa Birliği. Size kota koyar, aidat alır, ikili ilişkilerinizi şekillendirir. Biz ne yapacağız? İngiltere diyor ki ben Türkiye gibi gümrük birliğine girip, gümrük birliğinde kalıp Avrupa Birliği dışında ticaret yapmak istiyor. Dolayısıyla pozisyonumuz olumludur. Avrupa Birliği'ne girmememiz bizim Avrupa ile ticaret yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Ama kotaları, sınırları biz belirleyeceğiz artık. O yüzden ben de hayır diyorum Ahmet abi, senin gibi. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Salondan da bir şey yapalım mı? Avrupa Birliği'ne evet diyen var mı? El kaldırabilir mi? Yok mu gerçekten? Sıkıldı ama çok. Ne konuşuyor bunlar diyor. Haklısın canım. Yo, hakikaten gerçekten Avrupa Birliği'ne girelim diyen yok mu? Hiç mi yok derler? Hiç mi yok? Hiç mi? İnanın, enteresan ya. Vallahi çok enteresan. Son ankette %35'e düşmüş destek. O kadar. Ya hakikaten bu hamaset değil. Kimsenin de öyle bir şeye ihtiyacı yok ama bu hakikaten onursuzca bir ilişki haline gelmeye başladı. Kıbrıs'ta sattınız bizi. Evet diyen Türklerdi, gittiniz aldınız anlaşmaya aykırı olarak. Çıkmaz Ahmet abi bu salonu. Enteresan. Ben doğrusu çok mutlu oldum, onu söyleyeyim kendi adıma. Yani şimdi Avrupa Birliği işte standartlarsa diyelim, işte gelişmiş demokrasi, işte insan hakları falan, yani bunu sağlayabilmemiz için bizim kendi içimizde ille de o birliğe üye olmamız gerekmiyor. Yani Aynen öyle. Doğru. Karşımızda onların olduğunu gördük. Yani biz standartlarımızı yükseltebiliriz. Bu potansiyele sahibiz. Güçlü bir ülkeyiz. Doğrusu yani ben Avrupa Birliği maceramızı mazoşistik bir şey olarak görüyorum. Yani onlar bizi aşağılıyorlar. Bundan zevk alıyoruz biz. Yani tuhaf bir şekilde. Hakikaten öyle. Yani üstelik bir de şey, medeniyetin bekleme salonu. Bir de böyle bir şey var. Bizim pozisyonumuz o. Medeniyetin bekleme salonunda bekliyoruz. Yani uygar bir dünyaya gireceğiz. Orada bekletiyorlar bizi. Sınıyorlar. Çeşitli enstrümanlarla. Bu, yani bunun kadar aşağılayan bir şey olamaz. Avrupa Birliği'ne girse idik eğer, Avrupa Birliği'nin fonları vardır. Böyle bol keseden saçarlar. Aynı zamanda bürokratik bir yapıdır orası. Bugün Yunanistan'ın düştüğü duruma düşecektik. Yakın zamana kadar Mehmet Altan'ımız bize doğum oranları Yunanistan'ı örnek gösterirdi. İşte Yunanistan'ın gelişmişlik düzeyi, işte yaşam standardı, işte 25 bin dolar falan. Bugün Yunanistan Almanya'nın tabiri caizse esiri. 100 yıllığına Yunanistan'a çöktüler. Bütün gelirlerine tebliğ koydular. Yunanistan 100 sene çalışacak, Almanya'ya haraç ödeyecek ki bu badireden kurtulabilsin. Komik bir rakamla bütün havaalanlarını aldılar Yunanistan'ın daha yeni. Her şeyini aldılar. Yunanistan diye bir ülke yok. Şu anda Almanya'nın bir şehridir Yunanistan. Türkiye'de eğer Mehmet Altan'ın kafasındaki o şartlar çerçevesinde bir üyelik söz konusu olsaydı, bugün Türkiye o durumda olacaktı ve biz Avrupa Birliği'ne çalışıyor olacaktık. Bizim potansiyelimiz yüksektir. Dolayısıyla o standartlarımızı yükseltiriz. Zaten ekonomisi büyüyen, gelişen bir ülke. İşte tarihi İpek Yolu yeniden canlanıyor. İşte Çin, çok önemli. İşte Hindistan, Rusya, belki işte daha yeni bölgeler, yeni coğrafyalar. Dolayısıyla bizim hakikaten ihtiyacımız yok. Bu şeyi duyduğum için de çok mutluyum. Onu söyleyeyim kendi adıma. Yani Avrupa Birliği. Ama şu oluştu artık. Yani bir vardı ya. Burada hani beyazlar giderler ikide bir. Avrupa. Bakın Avrupa kentlerine yakın zamanda gidenleriniz vardır. Çöküyorlar. Nasıl çöküyor biliyor musunuz? Binalarını yenilemiyorlar. En son buna Küba'da rastlamıştım Ahmet abi. Her gün 3 bina çöküyor dediler. Niye dedim? Ya yapamıyoruz dediler adamlar. İtalya'ya git de gör. Şu an o Küba'nın hali çünkü durmuş. Aynen sokakla. Tabii. Amerika'da aynı durumda biliyor musunuz? Oradan ben formatlar çalmaya çalıştığım için Amerikan televizyonlarına bakıyorum arada.
Yani konuştukları şey, bakın Amerika'da, New York'ta konuşulan şey ne biliyor musunuz? Açın bakın. Yollar. Biz diyoruz ya yollar çok bozuk diye. Konuştukları konu yollar. Asfalt yok diyor Ramit abi. Yani çöküyor binalar. Ciddi anlamda yenilenme yok. Yol yok. Artı bir koyulamamış altyapının üzerine. Çünkü Avrupa Birliği'nin yeni dünya rekabetinde pazarlayacak bir tane malı yok. Arabayla marabayla olmuyor bu işler artık. Avrupa Birliği yeni dünya rekabetine girip yıllarca klasiği sattılar. Sen bu işleri çok daha iyi biliyorsun. Klasik Avrupa'nın sanatı. Bakın çok açık söyleyeyim. Sinemaları da yok. Hollywood'la kıyaslanabilecek hiçbir şeyleri yok. O yalan dolan sanat sineması dedikleri şeyin hiçbir değeri yok. Edebiyatta deseniz 100 yıl öncesinde kalmışlar. Yani o alanları ama yine de satmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey var olamaz. Nüfusları yaşlanıyor. Tabii yani edebiyatla ilgilendiğim için hemen söyleyeyim. Latin Amerika'dır. Yani şeydir. Evet. İşte Güney Amerika bölgesi. İşte Arjantin'den çıkıyor. Marquez'den. Brezilya'dan çıkıyor. Oradan çıkıyor. Bir de doğudan çıkıyor. Yani Avrupa edebiyatı diye bir şey yok. Artık kalmadı. Şimdi sorularınız varsa alalım. Vardır muhtemelen. Buyurun. Melih dedi ki ben çok zor sorulara talibim. Tabii tabii. Hiç. Zor soru sorabilirsiniz. Buyurunuz. Diyarbakır'dan ve genel olarak doğudan alınan Kürt oylarının arttığı ama yeterli olmadı. Ben de bu görüşe katılıyorum. Daha fazla artabilmesi için hem ekonomik hem siyasi hem de duygusal açıdan o bütünlüğü sağlamak adına başka ne yapılabilir? Çok net ve bence çok önemli bir konu bu. Şöyle düşünüyorum ben, şimdi çözüm sürecini otomatikman bir hatırlıyoruz. Ben onun arkasındayım, bunu söyleyeyim. Bazen bize diyorlar ki işte çözüm süreci dediniz, PKK'yı gördünüz. Bakın Selahattin Demirtaş bugün içeride. O terörü destekleyen, PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen, bütün belediyenin halkın kaynaklarını terör örgütüne veren adamlar içeride, olması gerektiği gibi. Bir demokraside olması gerektiği gibi. Çıkıyor mu kimse sokağa? Eski İçişleri Bakanı'nın herhalde sözüydü. Ya hani millet ayağa kalkar bu olaylar olsa. Bir kişi çıkmadı sokağa. Çünkü o bölgeyi çok iyi tanıyan birisi olarak yıllarca orayı yazdım, gittim, gezdim falan filan. Soruna da duyarlı olduğum için şunu görüyorum. Kürtlerle konuştuğumda da. Artık babalar şunu diyorlar çocuklarına Ahmet abi. Bak gördün mü, götürdüler, kazık çaktılar o teröristlere. Çocuğunu böyle koruyor baba orada. Ve bu oy artmasının nedeni artık bölge... Yani şöyle bir ruh hali yok insanlar. Zaten onu bir anlamak gerekiyor. Yani gittiğinizde sizin için de öyledir, benim için de öyledir. Yaşamsal problemlerin önemlidir. Evimde huzurlu oturamıyorum. Beşten sonra sokağa çıkamıyorum. Çocuğum sokakta başına ne geldi? Adamın derdi problemi budur. Bağımsız Kürdistan, özellik bilmem ne falan değil. Bakın otorite, bir de şöyle bir şey var doğu toplumları hepimiz için. Otorite kimse, biraz da ona bir güven duyulur. PKK bölgede otorite haline geldiği süreçte insanlar oraya gittiler. Çünkü adam yani hayatını niye yaksın AK Parti'ye vereceği bir oy uğruna? Sandıklardan ne çıkacağını da biliyorlar. Dolayısıyla siz güvenliği sağlarsanız, hizmeti götürürseniz bu bölgede ve çözüm sürecinde de çok açık ve sizin sorunuzun burasından sonrası net bir şekilde Ankara Cumhuriyet tarihinde ilk defa derse ki ben sizin yanınızdayım. Ben etnik bir Türkiye Cumhuriyeti kurmuyorum. Biz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Yanınızda bu reformları da yaparsa, Kürtler bunu gördükleri için sokağa bile çıkmadılar şu son olaylarda. Ben ufak tefek de olsa bir şeyler bekliyordum. Selahattin Demirtaş'ın memleketi Londra'da mesela bir şeyler olurdu. Tunceli'de, şurada, burada. Ya olmadı. 2-3 tane soytarı çıkıp ağzını yüzünü bulayıp, onlar da asker bir arkadaşımla konuşuyorum operasyonları yapan. Melih bunlar Kürt değil diyor ya. Kürtçe konuşan görmedim diyor Sur'da falan yakadıklarında. Ahmet abi türü de bilmiyorum. Bu insan tipi Anadolu'da da değil diyor yani. Bakın böyle bir durum oluştu. Dolayısıyla şunu açıkça söyleyeyim hocam. Ben eski perspektifte bir çözüm sürecine şu an gerek olduğunu düşünmüyorum. O yapıldı, o bir adım. Dünyanın her demokratik devleti bunu yapar. Silahı bırakın. PKK sözünde durmadı canım. Durmadı. Her silahı bırakın, her şey konuşulur noktasına getirir dünyanın her yerinde. Ama sen devam ediyorsan insanları katletmeye, seni bitirir. Askeri olarak da bitirir. Bugün bizim yapmamız gereken, bakın çok net soruyorum. Kürtlerin verilmemiş demokratik hakları, ben o ifadeyi kullanıyorum. İade edilmemiş çünkü gasp edilmişti. Demokratik hakları ne var, ne verilmedi? Kolektif haklar mı diyeceksiniz? Evet. Ana dilde eğitim, şöyle bir konu var. Biz o çocuklara ulusal, yani tüm Türkiye'de kullanılan dili öğretmekle mükellefiz. Yani Türkçe öğrenecek o çocuklar. Başka yolu yok bunun. Bakın bunu artık ben söylüyorum, anlatabiliyor muyum? Hani o sorunlara da duyarlı birisi olarak. Ama ana dillerinde bir geçiş verilmeli. Çok büyük bir zulüm var. Şunu söyleyeyim. Annesinden duyduğu dil çocuğun Kürtçe.
okula bir gidiyor, şok. Size o çocuğun bir süre eğitimini onunla devam edebilmesini sağlamalısınız ama Türkçe öğretmelisiniz. Yani Kürt dilini geliştirmek için enstitüler var, üniversitelerde kürsüler var. Var yani, şimdi bunun önünde herhangi bir yasak yok. Yani şu anda cari olan dil, yani insanların